internet için 10 lira sabit ücret olan ağ tarifesini kullanmaktadır. Kullandığı her 1 GB için 5 lira ödeyeceğine göre, kullanılan internet ile ödenecek ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 0 GB için 10 lira, her 1 GB için 5 lira ödeyecek. Bu 10 oldu, yanlış arkadaşlar. 0 GB için 10 lira, 1 GB için 5 lira, 15 oldu. Sonra bir 5 daha artacak, 20. Bir 5 daha artacak, 25. Bunların hepsi doğru olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki grafikte 40 cm uzunluğundaki bir mumun yakıldıktan sonra uzunluğunun zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar tek tek seçeneklerini inceleyeceğiz. Baktığımızda mumun boyu 40 cm'ymiş. 10 saatte yanıp bitmiş. Şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde mumun ikinci saatteki boyu 8 cm'dir diyor. Şimdi arkadaşlar 40 bölü 10'dan 4 1 saatte 4 cm ediyor. Şimdi 2 saatte 2 çarpı 4'ten 8 santimetre erir. Toplam uzunluğu 40. 32 santimetre olur 2 saat sonra. Burada 8 diyor. Yanlış, yani eriyen kısmını söylemiş. O yüzden yanlış bir bilgidir. B seçeneğinde doğrusal denklem y eşittir 20 eksi x bölü 2'dir diyor arkadaşlar. Şimdi bu nokta 0,40. Bu noktada 10,0 noktası biliyorsunuz. Doğrusal denklem y eşittir ax artı b. Bunlar denklemi sağlayacak. 40 eşittir a çarpı 0 artı b'den b 40 olur. Diğer taraftan 10,0'ı da yazalım. 0 eşittir 10a artı b'yi 40 buldum. Eksi 40 eşittir 10a'dan a eşittir eksi 4 oldu. O halde doğrumuz y eşittir eksi 4x artı 40 biçiminde olacaktır. O halde bu da yanlış oldu arkadaşlar. Şimdi C seçeneğine geldim. X bağımlı, Y bağımsız değişkendir diyor. Hayır arkadaşlar, bunun tam tersi olması lazım. X bağımsız, Y X'e bağlı olan değişken olduğu için bu da yanlış oldu. Bir tek seçenek kaldı fakat biz yine de bunun doğruluğunu gösterelim. Arkadaşlar, mumun 4. saatteki boyu 24 santimetredir diyor. Şimdi en başta 1 saatte 4 santimetresinin eridiğini söylemiştik. O halde şimdi 1 saatte 4 santimetre ise 4 saatte 16 santimetre erir. 40 eksi 16'dan 24 santimetre kalacaktır boyu. O halde doğru seçeneğim D seçeneğidir. Birim kareli koordinat sisteminde verilen D doğrusu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Eğimi pozitiftir demiş. Arkadaşlar sağa doğru yönelmiş doğruların eğimleri pozitif, sola doğru yönelmiş doğruların eğimleri negatiftir. Bunların eğimleri negatif, bunların eğimleri pozitif. O yüzden bu bilgimiz doğru. B seçeneğinde eğim 2'dir diyor. Arkadaşlar eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır. Şimdi öncelikle bunun için bir dik üçgen elde etmeliyim. Bunun için de koordinat eksenlerinden faydalanıyorum. Burada dikey uzunluk 4 birim, yatay uzunluk 2 birim. O halde eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı olduğundan 4 bölü 2'den 2 olacaktır. Bu da doğru oldu. C seçeneğinde y eksenini 0,-4 noktasında keser demiş. Zaten görüyoruz arkadaşlar, bakın 4 birim demiştik buraya. X ekseninin altında y'ler negatif olduğuna göre burası 0,-4 noktası olacaktır. O halde bu ifademiz de doğru oldu. Şimdi bir tek D seçeneği kaldı fakat yine de biz bunun doğruluğunu görelim arkadaşlar. Yani bilginin yanlışlığını görelim daha doğrusu. X eksenini kestiği nokta 1 birim sola kaydırılırsa eğim 1/2 olur demiş. Şimdi şuraya kaydırırsam arkadaşlar, bu durumda doğru şöyle olur.
Dikey uzunluk 4, yatay uzunluk 1 olur. Eğim 4 bölü 1'den 4 olur arkadaşlar. 1 bölü 2 olmaz. O yüzden buradaki bilgi yanlış olduğu için sorumuzun da doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Bir elektronik mağaza şirketi müşterilerine televizyon satarken iki indirimli seçenek sunmaktadır. Birinci seçenek peşin fiyatına %10 indirim. İkinci seçenek peşin fiyatında %150 lira indirim. İkinci seçeneği tercih eden bir müşteri birinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 50 lira daha az ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin almış olduğu televizyonun fiyatı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar televizyon ...100x TL olsun. Eğer birinci seçeneği seçerse peşin fiyatında %10 indirim 100x'in %10 10x olacağından 100x eksi 10x'ten 90x TL'ye gelecek. İkinci seçeneği seçtiği zamansa direkt 150 liralık bir indirim oluyor. 100x eksi 150 TL'ye geliyor televizyonun fiyatı. İkinci seçeneği seçen müşteri birinci seçeneği seçseydi 50 lira daha az ödeyecekti. Demek ki ikinci seçenek eksi birinci seçenek eşittir 50 liraymış. Buradan 10x eksi 150 eşittir 50. 10x eşittir 150'yi diğer tarafa atarsam artı olarak geçeceğinden 200. X eşittir 20 olur. Televizyon fiyatına 100x demiştim. 100x eşittir 20 çarpı 100'den 2000 TL olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Koordinat sisteminde verilen x eşittir eksi 4 ve x eksi y eksi 4 eşittir 0 doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar x eksi y eksi 4 eşittir 0 doğrusu için x yerine 0 verirsem eksi y eksi 4 eşittir 0'dan y eşittir eksi 4 olacağından doğrumuz 0 virgül eksi 4'den y eşittir 0 verirsem x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 olacağından doğrumuz 4 virgül 0 noktasından geçecektir. O halde 1, 4 virgül 0, 1 de 0 virgül eksi 4 noktalarından geçer. Ayrıca bir de x eşittir eksi 4 doğrumuz var. O da şöyle, eksi 4 noktasında x eksenine dik olan doğrumuzun adı x eşittir eksi 4 doğrusu. Bu doğrular ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı nedir diye sorulmuş. Bizden şurayı istiyor sevgili arkadaşlar. Buradaki bir yamuk şeklimiz var. Şimdi öncelikle bizim şurayı bulmamız lazım. O yüzden x yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 eksi y eksi 4 eşittir 0'dan y eşittir eksi 8 olur. Şimdi bu alanı bulmak için şunu yapabiliriz. Buradaki büyük dik üçgenin alanından şuradaki küçük dik üçgenin alanını çıkartabiliriz. Burası 8. Büyük dik üçgen alanı 8 çarpı 8 bölü 2. Burası da 8. Eksi küçük dik üçgen alanı 4. 4 olduğu için 4 çarpı 4 bölü 2. 64 bölü 2 32 eksi 16 bölü 2'den 8 eşittir 24 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Yukarıda grafik aynı doğrultu ve yönde hareket eden A ve B araçlarının zamana bağlı yolun değişimini vermektedir. Buna göre araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra A aracı B aracının 90 kilometre önünde olur. Şimdi arkadaşlar burada A ve B grafiği okursak B aracı 45. kilometreden başlamış. Şöyle soldan sağa doğru hareket olsun. Demek ki aralarında 45 kilometre var demektir. A aracı 1 saatte 60 kilometre gittiğine göre A aracının hızı 60.
B aracı 1 saatte 45'ten 60'a 15 gittiğine göre B aracının hızı da 15 olur sevgili arkadaşlar. O halde bakın gördüğünüz gibi zaten 1 saat sonra bunlar yan yana gelmişler. 1 saatte demek ki A aracı 45 metrelik 45 kilometrelik farkı kapatmış. 90 kilometre önüne geçebilmesi için 45 kilometrelik farkı kapatınca yan yana oldular. Aralarındaki farkın 90 kilometre olabilmesi için 2 saat daha geçmesi lazım. Çünkü 90 bölü 2, 90 bölü 45'ten 2 saat daha geçmeli. Başlangıçtan itibaren kaç saat diyor? 1 saatte karşılaşma süreleri vardı arkadaşlar. Demek ki toplam 3 saat sonra A aracı B aracının 90 kilometre önünde olur. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. A bölü 3 A artı 2 eşittir 2 bölü 5. Yukarıda verilen eşitliğe göre A üzeri eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 5A eşittir 2 çarpı 3A artı 2. 5A eşittir 6A artı 4. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplayalım. Buradan A eşittir. Eksi 4 olur. A üzeri eksi 1 ifadesinin değerini soruyor. Yani 1 bölü A. O da 1 bölü eksi 4 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. (2y) eşittir. 3x eksi 4 doğrusu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar tek tek seçenekleri inceleyelim. Y eksenini 0 virgül eksi 2 noktasında keser diyor. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyorum. 2y eşittir. 3 çarpı 0 eksi 4. 2y eşittir eksi 4'ten. Y eşittir eksi 2 olur. Yani 0 virgül eksi 2'de keseceği için A seçeneğindeki bilgimiz doğru. Bu doğru orijinden geçmez diyor. Arkadaşlar sabit sayısı sıfırdan farklı olan doğrular orijinden geçmez. Sabit sayısı sıfırdan farklı olan doğrular orijinden geçmez. Bir başka deyişle orijin 0 virgül 0 isterseniz yerine yazalım. 2 çarpı 0 eşittir 3 çarpı 0 eksi 4. 0 eşit eksi 4. 0 eksi 4'e eşit mi? Eşit olmadığına göre sağlamadı. Sağlamadığına göre orijinden geçmiyor demektir. O yüzden bu bilgimiz de doğru. 2,1 noktasından geçer diyor. Bakalım arkadaşlar. X yerine 2, Y yerine 1 yazalım. Eşitliği görebilecek miyiz? 2 çarpı 1 eşittir. 3 çarpı 2 eksi 4 oldu. 2 eşittir. 6 eksi 4'ten. 2 eşittir 2. Sağladı arkadaşlar. O halde bu noktadan geçer ve bu da doğru. Bir tek seçeneğim kaldı fakat biz yine de bunun yanlışlığını görelim. X eksenini 1,0 noktasında keser diyor. Bakalım arkadaşlar y'ye 0 verelim. X eksenini kestiği noktayı bulmak için x'i 1 bulacak mıyız? 2 çarpı 0 eşittir 3x eksi 4. 0 eşittir 3x eksi 4. 4 eşittir 3x. 3'e bölersem x eşittir 4 bölü 3 olur. Burada 1 diyordu. O halde yanlış oldu. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. İki farklı sertifika programına ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yukarıdaki sertifikalardan birini almak isteyen kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda verilen sertifika programlarından birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda yaşam koçluğu sertifikası alması daha ekonomik olur. Şimdi daha ekonomik olacaksa arkadaşlar fiyatının daha düşük olması demektir. Şimdi kayıt ücreti 320 lira x ay devam ediyor olsun. X çarpı 40 küçük olacak. Oyun terapisi ücreti 200 lira aylık kayıt ücreti pardon. Aylık sabit ücreti 55 lira. 55 çarpı x.
320 eksi 200 küçüktür. 55 55x eksi 40x oldu. 120 küçüktür. 15x'ten 15'e böldüğümde x büyüktür. 8 olur arkadaşlar. Şimdi 8'den daha büyük olması lazım. En az diyor. En az 9 ay olmalı. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Eğimi eksi 2 bölü 3 olan ve 2,1 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar doğru denklemi y eşittir ax artı b. Burada a eğim. Yani bu sayı. O halde y eşittir eksi 2 bölü 3x artı b oldu. 2,1 sağladığına göre x yerine 2, y yerine 1 yazarak b'yi bulabilirim. O halde 1 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı 2 artı b olur. Buradan 1 eşittir eksi 4 bölü 3 artı b. Eksi 4 bölü 3'ü diğer tarafa attım. Artı olarak geçti. Buradan b eşittir 7 bölü 3 olacaktır. O halde doğrumuz y eşittir eksi 2 bölü 3 x artı 7 bölü 3 olur. Payda eşitlersem zaten eşit ortak payda da yazarsam eksi 2x artı 7 bölü 3 oldu. O halde 3y eşittir eksi 2x artı 7. Hepsini sola attım. 3y artı 2x eksi 7 eşittir 0 doğrusunu elde ettik. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu seçeneklere uydurmak adına 2 ile genişletirsem 6y artı 4x eksi 14 eşittir 0 doğrusu olacaktır. 6y artı 4x eksi 14 eşittir 0. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki doğrusal grafik bir aracın alınan yola göre deposunda kalan benzin miktarını göstermektedir. Buna göre kaçıncı kilometrede aracın deposunda kalan benzin 8 litre olur? Şimdi arkadaşlar kalan benzin miktarının 8 litre olduğu kilometre kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi aracımız 200 kilometrede 20 litre benzin harcamış. 200 kilometrede 20 litre benzin harcarsa 8 litre kalabilmesi için 12 litre harcaması gerekir. 12 litre harcadığında kaç kilometre gitmiştir diye orantıyla basit bir şekilde kurabilirim. Doğru orantı olacak arkadaşlar. O yüzden 20x eşittir 12 çarpı 200 yapar. 20'ye bölelim. Buradan x eşittir. Bunları böldüm. 10. 10 çarpı 12'den 120 kilometre olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.